Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli izleyenler, Allah adını anarak söze başlıyor. Sevgili Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı yad ediyoruz. Ona salatu selam ediyoruz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam ederken onun mübarek ehli beytine, seçkin ashabına ve kıyamete kadar onların yolundan gidecek olan inananlara da salatu selam ediyoruz. Sevgili Peygamberimizin ehli beyti dediğimizde Peygamber Efendimizin hane halkını anlıyoruz. Peygamber Efendimizin evinde yaşamış olanları, eşlerini anlıyoruz, çocuklarını anlıyoruz. Ve tabii ki onların arasında Hazreti Ali'yi de görüyoruz. Çünkü Hazreti Ali çocukluğundan itibaren Peygamber Efendimizin yanında bulunmuş bir büyüğümüz, seçkin bir yıldızımızdır. Hazreti Ali'yi Peygamber Efendimiz babasından daha küçükken alıyor. Ebu Talib'e katkı olsun diye, çok çocuklu bir aile olduğu için Peygamber Efendimiz bir oğlunu alıyor. Diğer akrabalarından da diğer bir oğlunu alıyorlar. Bu sebeple Hazreti Ali küçüklüğünden itibaren Peygamber Efendimizin dizinin dibinde yetişiyor. Peygamber Efendimizin nurunu en fazla alanlardan, Peygamber Efendimizin nurunun kendisine en fazla yansıdığı kişilerden birisidir bu sebeple Hazreti Ali. Yine bu sebepten dolayı Kur'an'ın ilk ayetleri inmeye başladıktan sonra Kur'an'la, İslam'la ilk tanışanlardan birisi de Hazreti Ali'dir. Daha küçük yaşta bilinçli bir şekilde İslam'ı kabul ediyor ve ilk Müslüman çocuk olma şerefine nail oluyor. Hazreti Ali hem bir genç bir Müslüman olarak hem de Peygamber Efendimizin ailesinden biri olarak Peygamber Efendimizin yakınında bulunuyor. Daha sonra Peygamber Efendimizin kızı Hazreti Fatıma ile de evleniyor. Bu sebeple tamamen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında büyüyüp yetişiyor, gelişiyor ve her daim onun etrafında bulunuyor. Hazreti Ali çok cesur birisi. Gençliğin verdiği enerjiyi Hazreti Ali'de görebiliyoruz. Ama aynı zamanda Hazreti Ali ilim sahibi birisidir. Hazreti Ali'nin cesaretini savaş meydanında görebildiğimiz gibi Kabe'deki putların yıkılması esnasında da görebiliyoruz. Özellikle Peygamber Efendimiz Kabe'deki putları Hazreti Ali'ye yıktırıyor. Büyük bir işaret, büyük bir simge gizli bu putların yıkılmasında. Tıpkı İbrahim peygamberin putları yıkıp yerine tevhid inancını, hanif inancını inşa ettiği gibi Peygamber Efendimiz de Hazreti Ali vasıtasıyla tek tanrı, tek Allah'a inancı, tevhidi inşa etmiş oluyor. Ama Hazreti Ali'nin biz cesaretini savaş meydanında da görebiliyoruz. Bedir'de görüyoruz. Diğer savaşlarda görüyoruz. Ve bu sebeple Hazreti Ali Esedullahil Galip, Allah'ın arslanı olarak anılmayı hak ediyor. Tabii ki Hazreti Ali'nin Zülfikar adlı kılıcı da bir sembol haline geliyor. Yani bir Müslümanın cesaretini biz Hazreti Ali'de görebiliyoruz. Ama yeri geldiğinde
Hazreti Ali bir ilim şehrinin kapısına dönüşüyor Peygamber Efendimizin ifadesiyle. Bir hikmet sahibi oluyor. Aynı zamanda Hazreti Ali insanlığa hizmet eden bir gönül ehli oluyor. Bu anlamda Hazreti Ali'nin bir özelliğini bilhassa paylaşmak istiyorum. Peygamber Efendimizin Hazreti Ali'yi niye çok sevdiğini soruyor ashab-ı kiram. Çünkü Peygamber Efendimiz hakikaten çok seviyor. Sadece amcasının oğlu olduğu için değil, sadece damadı olduğu için değil, sadece 7-8 yaşından itibaren dizinin dibinde yetiştiği için değil, sadece ilk Müslüman olduğu için değil. Çok farklı özellikleri var Hazreti Ali'nin. Ve Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi niye çok sevdiği sorusuna cevap vermiyor. Hazreti Ali'yi çağırmak için birisini gönderiyor. Bu esnada Peygamber Efendimiz diyor ki, siz birisine iyilik yapsanız ve o karşılığında size kötülük yapsa ne yaparsınız? İyilik yaparız diyor ashab-ı kiram. İkinci defa aynı soruyu soruyor. Yine iyilik yaparız diyorlar. Üçüncü defa aynı soruyu sorunca ashab-ı kiram susuyor. Yani biz buradan şunu anlıyoruz. İyilik, üçüncü defa iyilik yaptığımızda yine kötülük yapılırsa biz belki kötülük yapmayız ama iyilik de yapmayız anlamında gibi bir suskunluk ortaya çıkıyor. Bu arada Hazreti Ali geliyor. Ve Hazreti Ali geldikten sonra Peygamber Efendimiz kendisine soruyor. Ey Ali, sen birisine iyilik yapsan ve ondan sonra aynı kişi sana kötülük yapsa ne yaparsın? İyilik yaparım diyor. İkinci defa aynı soruyu soruyor Peygamber Efendimiz. Sana birisi iyilik yaptıktan sonra kötülükle cevap verse ne yaparsın? İyilik yaparım diyor. Ve bu soruyu Peygamber Efendimiz 7 defa tekrarlıyor ve her iyiliğin karşısında kötülük bulmasına rağmen Hazreti Ali yeniden iyilik yapacağını bildiriyor. Ve orada artık bu meclis tamamlanmış oluyor. Yani Hazreti Ali her şeye rağmen iyilik yapmaya devam edeceğini bildiriyor. Peygamber Efendimizin de Hazreti Ali'yi niye sevdiğini ashab-ı kiram anlıyor. Onun için bizler Hazreti Ali'nin enerjisinden, Hazreti Ali'nin ilminden, Hazreti Ali'nin savaşçı cesaretinden istifade etmemiz gerektiği gibi onun iyilik yapma özelliğinden, iyilik severliğinden, hayır severliğinden de istifade etmeliyiz. Onu örnek almalıyız ve her daim İyilikte bulunmalıyız. Ve şunu da unutmamalıyız. Yap iyilik Addenize. Balık bilmezse Halik bilir kıymetini. Bizler iyilikte yarışan insanlar olmalıyız. İyilikte daim olmalıyız.